bir avans varsa ya da garanti sonrasında bir temin, bu gibi unsurların aynı kişiye yapılmış, aynı cinsde, aynı nitelikte bir malda bile farklılıkları yol açabileceğini belirtmemiz gerekiyor. Bunlar ticari hayatın gereklilikleri ve aynı kişiye, hem ilişkili kişiye hem ilişkisiz kişiye aynı fiyatta satış yapılsa dahi bunların düzeltme yapılmadan bu fiyatların gerçek fiyat olduğunu, emsal fiyat olduğunu ileri sürmek mümkün değil. Sonunda zaten bunu ilişkin bir örnekte göstereceğim. Yani aynı fiyatta satıldığı halde karşılaştırdığı fiyatı birbirinden farklı olduğuna ilişkin bir örnekte ortaya koyacağız ama özet olarak şunu söylemek gerekiyor. Karşılaştırdığı fiyat yönteminin en önemli aşaması düzeltmelerdi. Yani fiyatın düzeltmesi. Çünkü markup modeline dayanan diğer modeller, kar marjı modeline dayanan modellerden farklı olarak karşılaştırdığı fiyat yöntemi çok ciddi bir mal ya da hizmetin niteliği ve kontratın içeriğine odaklanmak zorunda. Bunun dışında çünkü hiçbir kıstas alınmıyor. Herhangi bir kar marjı maliyet hesaplamaları yok. Bu nedenle bu aşama çok en azından niteliğinin ortaya koyması açısından çok önemli. İşlemler arasında ilişki kişiye bulan işlemlerle ilişkisiz kişiler arasındaki işlemlerde güçlü farklılıklar varsa bunların düzeltilmesi gerekiyor. Az önce bir kısmından bahsettik ama bazen böyle farklılıklar ortaya çıkıyor ki bu farklılıkların düzeltilmesi çok mümkün değil. Bu durumda karşılaştırılabilir fiyat yönteminin uygulanması mümkün değil, diğer yöntemlere geçilmesi gerekir. Bu nedenle işlemler arasındaki farklılıkların ne durumda olduğu, ne boyutta olduğunun öncelikle tespit edilmesi gerekiyor. Burada önemli bir nokta, incelemelerde yine çok karşılaşıyoruz. Dış emsal araştırması yaparken biz emsal aldığımız firmaların yaptıkları işlemleri de mutlaka ilişkisiz kişiler yapıyor olması gerekiyor. Yani emsal olarak kullandığımız veri ilişkili kişiye yapılmış bir işlemse onu emsal olarak alamayız. Zaten kanundaki tanımda da aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya plak kişilerin birbiriyle yaptıkları işlemlerden bahsediyor. Dolayısıyla emsal araştırması yaparken ilk bakmamız gereken nokta mutlaka aralarında ilişki olmayan kişiler arasındaki işlemlerin seçilmesidir. Az önce bahsettiğim kontrat şartlarının düzeltilmesi en önemli aşamalardan birisi karşılaştırılabilir fiyat yönteminde. Bu bazı aşamalardan oluşuyor. Bunların tamamını buraya almak mümkün değil ancak en önemlilerini seçerek buraya almaya çalıştık. Bunlardan ilki vade farkları. Vade farklarına ilişkin tevkide bir açıklama var. Orada ilişkili kişiye vadeye satış yapılırken ilişkisiz kişiye peşin satış yapılmışsa bunun düzeltilmesi gerektiğinden bahsediyor. Ancak bunun tersi de geçerli olabilir. Yani ilişkili kişinin satışı peşinken ilişkisiz kişi vade ise yine karşılaştırılabilir fiyatı düzeltilmesi gerekiyor. Sadece fiyatın vadeli vadesiz olmasından kaynaklanan bir durum. Dolayısıyla böyle bir düzeltmeye ihtiyaç var. Gerekli bir de diğer işte vergi özellikle için yazılı araştırdığımızda bu düzeltmenin ihtiyaç olduğu söyleniyor ancak nasıl düzeltilmesine gerektiğine dair herhangi bir açıklama yok. Bunun için teoriye biraz girmemiz gerekecek. Vade farkının ortadan kaldırılmasına yönelik 3 yöntem öneriliyor. Bunlardan ilki tüm vadeli satışların sanki peşin satışmış gibi değerlendirilmesi gerektiğini öne süren bir yöntem. Dolayısıyla vadeli satışların tamamının peşin fiyata indirgenmesini içeren bir yöntem. Yöntemlerden ilki bu. Diğer yöntem, ilişkili kişiye yapılan vadeli satışların ilişkisiz kişilere de uyarlanmasını içeren ve OECD'nin de zımnen diyelim önerdiği bir ikinci model de bu. Burada ilişkili kişiye yapılan örneğin vadeli satış varsa ilişkisiz kişiye yapılan peşin satışın sanki vadeli satıldığında ne kadar fiyata yapılması gerektiğini araştıran bir yöntem bu. Üçüncü yöntem bunun tam tersi, ilişkisiz kişilerle yapılan vadenin ilişkili işlemlere uyarlanması. Yani örneğin ilişkisiz işlem 18 ay vadeye yapılmışsa ya da 1 yıl vadeye yapılmışsa ilişkili işleminde aynen 1 yıl vadeye yapılmışçasına fiyatlanması gerektiğini öne süren bir model. Dolayısıyla vade farklarına ilişkin bu 3 modelden OECD modeli, 2. modeli öneriyor. Ancak diğerlerinin kullanılmasına ilişkin bir yasak ya da bir engel yok. Vade farklarında bir diğer özellik husustan da bahsetmek gerekir. O da ödülü sermaye ilişkin. Zira ödülü sermayede ticari tahammülleri aşan vade farklarının para kullandırma olacağı belirtiliyor. Şimdi burada bir çatışma da var. Hem taslak fiyatlandırması hem ördüğü sermaye kapsamında olduğunu düşüneceğiz. Ancak şöyle bir ayrım yapabiliriz. Oradaki ticaret tahammüllere aykırı vade farkı önemli bir nokta. O ticaret tahammüllere uygun olan vadelerin bu kapsamda, karşılaştırılabilir fiyat yönetimi kapsamında düzeltilmesi, ancak ticaret tahammülü aşan oranlardaki, aşan dönemlerdeki vadelerin ise ördüğü sermaye kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini burada belirtebiliriz. İlgili tebliğin her iki bölüme ayrı ayrı okunduğunda da aşağı yukarı bu sonuç çıkıyor. Çünkü ördüğü sermaye açısından da vade farkları önemli biz bazen
çok uzun dönemlerde kullanılan borç mağdur hareketleri var ama o artık vadeden çıkıp para kullandırmaya kadar bitiyor oluyor. Dolayısıyla burada bir ayrım yapılması da gerekli. İkinci düzeltilmesi gereken konu garanti satışlar. Garanti satışları sadece garantinin kapsamıyla ilgili değil, süresiyle ilgili de dikkat alınması gerekiyor. Örneğin bir otomobil satışında biz 5 yıl garanti verirken birine diğerine bir yıl garanti verildiğinde ya da garantilerin kapsamı farklı farklı olduğunda bu durumun mutlaka fiyatta yansıtılması gerekiyor. Fiyatın buna göre düzeltilmesi gerekiyor. Diğer garanti ve sigorta en bari düzeltme yapılması gereken alanlardan birisi. Aslında düzeltmelerinde kolay olduğu alanlardan birisi müsteden. Dördüncü husus teslim sürelerinden bahsedebiliriz. Teslim süreleri birbirinden farklı olan mallarda ilişkili kişi, ilişkisiz kişi arasında bir teslim süresinin düzeltilmesi gerekir. Bunun yanı sıra teslim süresinin nasıl düzeltildiğine ilişkinde farklı yöntemler var. Burada ayrıntısına girmem ama teoride çok farklı yöntemler tartışılıyor. Bir de husus ceza şartlı tazminatlar. Yapılan kontratta ilişkili kişi, ilişkisiz kişi arasında ceza şartlı tazminatlar bakımından farklı varsa bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Fiyatın bu şekilde indirgenmesi tekrar gerekecek. Ben peşinde ve bağlantılarda yine teorik bir tartışma var. Ona çok girmeden şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bir malın üretimi ya da bir hizmetin sunulması için bu işlemden önce finansman amacıyla işlemi yapan kişi tarafından, alıcısı tarafından bir ön ödeme yapılması avans kapsamında. Bunun da fiyata yansıtılması gerekiyor. Nasıl yansıtılması gerektiğine dair en ağırlık kazanan görüş, işletmenin kullandığı yabancı kaynakların ortalama maliyetinin esas alınması önemli. Çünkü burada şöyle bir varsayım yapılıyor. Eğer bu avans alınmasaydı işletme bunun belki banka kredisi, belki iş kaynaklardan finanse edecek ve bir maliyete katılacaktır. Dolayısıyla avansın da böyle bir maliyeti olduğu ve bunun fiyata yansıtılması gerektiğini ileri süren bir görüş bu. Şimdi tüm bu unsurları bir araya getiren bir örnek hazırlamaya çalıştım. Örnekte nakliye, sigorta, vade ve avans var. Şöyle bir durum, otomobil yedek parça üretimi alanında faaliyet gösteren AŞ'nin üretici alternatörlerden bir kısmını, bunun yaklaşık 3'te 1'ini ilişkisiz firma olan YAŞ'ye, 3'te 2'sini de ilişkili BAŞ'ye sattığını düşünelim. Bu durumda aşağıdaki bir kabloda, yani şöyle bir tablo biraz sonra bunun üzerinde çalışacağız ama burada gördüğünüz gibi vade ve avansla ilgili iki ayrı açıklama notu var. Onları şöyle belirteyim. Bunlar tabii geliştirdiğimiz senaryolar. Dolayısıyla bu değişebilir duruma göre. Ancak vadenin şirket satışlarında bir diğer satışlarda uyguladığı vadenin olsun için %1 olduğunu varsayarak alınan avans için de yukarıdaki önermeyi kabul ettiğimizde ortalama maliyeti, yabancı kaynak kullanım maliyeti %1 olduğunu varsayarak aynı bazda bir hesaplama yapmaya çalışacağım. Bununla ilişkin olarak benim fiyatım her bir firmaya da satışta 200 lira olduğunu varsaydım. Başta belirtmiştim. Aynı fiyatla yapılmış satışla bile karşılaştığında bir fiyat yönelik farklı fiyatlara yol açabilir. Bunun en bariz örneği az sonra aşağıda göreceğiz. Satış miktarlarını yaklaşık olarak aldım ama az önce maddeler arasına eklememiştim ama bu da gerçekten çok sık karşılaştığımız bir durum. Bazen miktar iskontolar oluyor. Bu miktar iskontolarının anıklar süreti fiyatında işlemlenmesi gerekiyor. İşte belli tutar aşan alımlarda ya da satışlarda belli iskontolar uygulanıyor. Bu iskontoları da fiyatla birebir eşleştirilmesi gerekecek. Burada o yok. Zaten satışları da birbirine yakın almaya çalıştık. Vade açısından ilişkili kişiye vadenin 180 gün gibi bir vade uygulandı. Bunun da ticaret devamlarına uygun olduğunu varsaydık. İlişkisiz kişiye yapılan satışın ise peşin. Yani düzeltme alanlarından ilk gibi olacak. Satışa ilişkin nakliye giderken ilişkili kişiye yapılan satışta 1 milyon liralık nakliye giderine katlanıldı ve bunun fiyata yansıtıldığını varsayıyoruz. Ayrıca bir yansıtma faturası ve benzeri bir şey olmadığını düşünüyoruz. Ancak ilişkisiz kişiden nakliye gideri yok. Sigortada da kez aynı şekilde ilişkili kişiye sigorta gideri katlanmış ancak ilişkisiz kişide böyle bir sigorta gideri yok. Düzeltmenin gerçekleşeceği ikinci ve üçüncü alanlardan nakliye sigorta ilişkin olacak. Son olarak da avanslara ilişkin bir senaryo ekledik. O da ilişkisiz kişiden yapılan işlemde önceden bir avans alındığını, 4 milyon tutarında bir avans alındığını varsayarak işlemi senaryolaştırdık. Bu da aşağıdaki son düzeltme alanımız olacak. Toplam satışların 50 milyon 30 milyon olduğunu görüyoruz. Burada nakliye daha önce bahsetmiştim. Aslında düzeltmesi en kolay alanlardan birisi. Çeşitli yine farklı hesaplama yöntemleri var ancak en kolayı diyelim, en uygulaması makul olan yöntem toplam satış, toplam nakliye giderlerinin, sigorta giderlerinin bir başına mamulde ne kadar bir farklılığa ulaşımına dair bir hesaplama yapılabilir. Bunu gördüğünüz gibi ilişkili kişi
için yapılan satışlarında 4 lira, nakliye için 1.20 lirada sigorta için bir farklılık araştırıp görüyoruz. Biraz daha komplike olan nokta vade farkları. Çünkü vade farkları kaldırıcı bir 3 yöntem vardı. Bu hesaplamada ben OECD'nin modelindeki öneriyi kabul ettim. Dolayısıyla ilişkisiz kişi sanki 180 gün vadeyle alım yapsaydı nasıl bir fiyat ortaya çıkardığını hesaplamasını yaptık. Bu durumda bunu tabii bir başına olacak şekilde hesaplamamız gerekiyor. Fiyatların bir basit hesaplanmasından esas alacağız çünkü. Dolayısıyla burada da bir başına vade farkı 12 lira gibi bir farklılık yaratıyor. Bunun ilişkili kişiye yapılan satışa mutlaka eklenmesi gerekiyor. Avans'ta da yine aynı bu şekilde bir durum var çünkü ilişkisiz kişiden bir mevra almışız, bir finansman kaynağı temin etmişiz. Bu ona bir fiyat avantajı sağlamalıydı ancak görüntüde sağlamamış gibi duruyor. Ya da ilişkili kişiye bu fiyatı aksettirmemişiz. Yani ondan hiç avans almadığını zaten ona daha fazla avans satmamışız. Belki en basitten tabiriyle böyle ifade edebiliriz. Dolayısıyla avansın da birim başına mahvede 1 lira 60 kuruş gibi bir yansıması olduğunu hesaplıyoruz. Tüm bunları topladığımızda aslında ilişkili kişiye yapılan satışların ilişkisiz kişiyle aynı koşullarda yapılsaydı 218 lira 80 kuruş olduğu sonucuna bakıyoruz. Burada neden 200 lira yani ilişkisiz kişinin fiyatı neden değiştirdi? Çünkü zaten o yasal oluşan 3 kişiyle yapılmış kişilerin nihai fiyatı. Yani artık aslında onun gerçek fiyatı. Ancak ilişkili kişiyle yapılan ve aynı ilişkisiz bir kontratı içeren bir anlaşmanın 200 liraya yapılması şirketin kazancının ortak olarak dağıtılması sonucunu doğurur. Bu nedenle ilişkili kişiye yapılan satışın 218 lira gibi bir rakamla gerçekleştirilmesi gerekirdi. Savunup öne sürüyoruz. Buradan yola çıkarak da arada bir farklılık var 18 lira 80 kuruş gibi bunun adetle çarptığımızda ilişkili kişiye yapılan mamul satışı mamul miktarıyla çarptığımızda 4 milyon 700 bin lira gibi tutar çıkıyor. Bunun da karına kabul edilmeyen gider olarak mantığa ilave edilmesi gerektiği sonucuna ulaşıyoruz. Burada diğer unsurları ihmal ettik. Burada da daire boyutu var. Karşı taraftan bir devlet kurmama gerçekleşti olsaydı veya daha bir devlet kurum olsaydı bunun da bir belki stopaj önüne gelecekti. Geçici belki gibi. Bunları ihmal ettik ancak bunlar da burada ilerlenmesi gereken diğer konular. Bu düzeltme işleminde vade farkını az önce belirttik. OECD kapsamında OECD'nin önerdiği model yaptık. Ancak diğer modelle yaptığımızda bu tutar 12 lira olmuyor. Onu hesaplamasını ayrıca yapmıştım. Bu 12 lira. Eğer mesela tüm satışları 5.000 indirgediğimizde bundan daha düşük bir ortalamaya geliyor. Üçüncü yöntem uyguladığımızda ilişkisizliğe yapılan durum uyguladığımızda da daha yüksek bir tutar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada biraz mükemmelinin de gerçek durumuna esas olarak biraz da ilgilenme hakkını kullanarak ikinci yöntem ya da üçüncü yöntem arasında tercih yapması makul gibi görünüyor. Burada ilişkisiz işlemlerde uygulanan vadeye ilişkin az önce bahsetmiştik örtülü sermaye kapsamında olma ihtimali bazen de olabilir. Biz başta 80 günü ticaret hamleleri uygun olarak söylüyorum. Eğer bu uygun değilse aşıyorsa bunun ticaret hamleleri isabet eden kısmının yalnızca vade farkı olarak dikkat alınması. Örneğin burada 60 gün ise eğer vade farkı ticaret hamleleri uygun kısmına 60 gün için hesaplama yapılır. Kalan kısım kara kullandırma olarak ayrıca örtülü kazanç dağıtına geliyor veya örtülü sermaye kapsamında değil mi? O şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Benim söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Kesimleri eşit konusu yapılan bir vergi incelemesi. Maliyet artı yönteminde yine bir vergi incelemesiyle birlikte anlatmaya çalışacağım. Mükellef kurumun faaliyet konusu, imalatın yapmış olduğu ürünler, kilit, kapı hidroliği, acil çıkış kilidi. Transfer ve adamsız kapsamındaki işlemleri mükellef kurumdu. Ürün satışı, ham madde alımı ve ilişkili bir imalat yapışına yerleşim. Masraf katılım anlaşmaları kapsamında grup şirketinin giderlerine katılması, grup içi hizmet değerini. Tedarik zincirini şöyle özetledik. Mükellef kurum yurt içinden ve yurt dışından, yurt içinde ilişkisiz firmalardan hamadde tedarik ediyor. Yurt dışına yaptığı ilişkili firma yaptığı satışlarına sipariş usulü. Dolayısıyla da yurt dışındaki firmamız bize belli kalitede ürün üretmek
şirketimiz istiyor. Dolayısıyla ham maddeyi ondan alıyoruz. Aynı şekilde yurt dışındaki firmaya ürettiğimiz ürünleri haricinde etiketlere kalite kontrol hizmetleri sunuyoruz. Ve üretmiş olduğumuz kitle bir kısmını da yurt içerisindeki ilişkisiz firmalara veriyoruz. Mükellefimizin işlemlerini şu şekilde özellikle özetliyoruz. Tedarik mükellef kurum üstleniyor. Üretim mükellef kurum tarafından, üretim planlama yine mükellef kurum tarafından üstleniyor. AG Design grup şirketleri tarafından biraz önce bahsettiğim grup içi hizmetleri bunlara istinaden paketleme etiket mükellef kurum tarafından üstleniyor. Fiyatlandırma mükellef kurum tarafından üstleniyor. İşlevler, kalite kontrol yine aynı şekilde mükellef kurum tarafından üstleniyor. Dış dağıtım grup şirketleri üstleniyor. Yani buradaki bunu yapmamızdaki kasıt ilk baştaki sıralarımızda bahsettiğimiz gibi işlem analizleri. Dolayısıyla bunun haricinde esas unsurumuz bizim burada üretim riskleri, efendim söyleyeyim imalat riskleri, bunun haricinde pazarlama sıkıştırılan risklerini ortaya koymak. Çünkü bu riskleri belirlediğimiz takdirde düzeltmeleri yapabileceğiz. Aynı şekilde riskler, fiyat riski, tedarik riski, kapasite riski, garanti riski tek tek tarafımızca ortaya konuldu incelemede. Döviz riski, varlıklar, maddi varlıklar. Maddi varlıklarımızın tamamı mükellef kuruma ait olmakta. Gayrimaddi varlıklar, kuruş şirketlerinin marka adını kullanmaktayız. Karşılaştırabilir fiyat yöntemini öncelikle bu yöntemi tatbik etmek için bir çalışma yaptık. Bu çalışma neticesinde kontrol altındaki ve dışındaki mallar farklı nitelikte olduğu için, markalar farklı olduğu için, işlemlerin gerçekleştiği pazarlar farklı olduğu için ve üstlenilen riskler farklı olduğu için bu riski gibi bu sektörde, kilit sektöründen bahsediyorum, işlemler farklı olduğu için biz karşılaştırma fiyat ödülünü kullanamadık. Yeniden satış fiyat yöntemine mükellef kurum ilişkili kişilerin yurt dışında olduğu için ve yapmış oldukları satışların hangi fiyat üzerinde yaptığı tarafımızı tespit edemediğimiz için biz bu yöntemi de kullanamadık. Bunları raporlarımızda ayrıca belirtiyoruz artık. Çünkü dediğim gibi bu karşılaştırma benzinde 9 adım sürecinde diğer yöntemlerin kullanılmadığına ilişkinde bir çalışmamızda bahsetmemiz gerekiyor raporlarda. Elbette ki OECD düzenlemeleri bağlayıcı değil, ancak komisyonel anlamda baktığımızda esas alıyoruz, dikkate alıyoruz OECD düzenlemeleri, her ne kadar tavsiye edilir de olsa. Dolayısıyla yaptığımız araştırmada karşılaştırma fiyat yöntemi yeniden satış fiyat yöntemini uygulayamadık. Dolayısıyla da firmamızın imalat firması olduğu için maliyet artı yöntemini uyguladık. Maliyet artı yöntemi en uygun yöntem olarak belirlediğimizde mükellef maliyet artı yöntemini nasıl uyguladığına baktık. Mükellef standart maliyet devrinin başında belirlediği bir maliyet tutar üzerinden emsal olarak yaptığı çalışmalarının transfer kontrolünün %11 brüt karlılık oranının belirlediğini, dolayısıyla satış fiyatını standart maliyet fiyatına çarpı %11 kar oranını ekleme suretiyle satış fiyatını dönem başında belirlediğini söyledi. Standart maliyetin ne olduğunu söylediğimizde bize, standart maliyetin nasıl belirlediğini söylediğimizde dönem başında ilişkili kişiler yapılacak satışla ilişkin sipariş bilgilerine göre, üretim dakikaları, kapasiteleri, geçmiş performanslara göre tespit edilmek. Yani standart maliyet fiyatını dönem başında mükellef kurum geçmiş faaliyet dönemindeki verileri esas almak suretiyle belirlediğini söyledi. Bunlar tabii ki direkt ikmanlı malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderinden müteşekkil. Emsal fiyatın belirlenmesi hususunda da standart maliyeti %11 karlılık eklediğini söyledi. Belirlenen fiyat standart buradan dönem başında standart bir kur veriliyor ülkede. Ancak dönem sonunda kur oranı farklı olduğunda biraz ilerleyen sıralarda göreceğiz. Burada farklı karlılık oranlarımız etkileniyor. Dolayısıyla mükellefin kar aslında bu standart kurların artmasıyla azalmasıyla değişikliği oluyor. Dönem içerisinde ilişkili kişilere gerçekleşen satışlar belirlenen döviz cinsindeki fiyat satış günündeki döviz alış kuru hasılat hesaplarına kaydediliyor. Mükellef kurumun karlılığı standart maliyet ile fiili maliyet arasındaki farka ve standart kur ile gerçekleşen kur arasındaki farka bağlı olarak değişiyor.
Standart maliyet fiili maliyet midir? Dolayısıyla bu kapsamda biz bir çalışma yaptığımızda mükellef kurup biz ilişkili firmayla yaptığımız anlaşmada standart maliyet verildi. Bizim belirlediğimiz maliyet vergi sokağındaki belirlediğimiz maliyetten farklı diye açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla standart maliyeti ben daha önce duymamıştım. Dolayısıyla biz burada gerçekleşen maliyet esas alıyoruz. Yani maliyet artı yönteminde vergi rehberinde belirttiğimiz üzere maliyet artı yönteminden kısıt bizim fiili maliyet, gerçekleşen maliyet. Mükellef kurum aynı şekilde dönem içerisinde oluşan belirli yıllarda, aslında bu birden fazla yıllar istatistikler bir incelemeydi. Belirli yıllarda fiyat farkı faturası düzenlemiş, belirli yıllarda düzenlememiş. Şimdi burada takdir edersiniz ki dönem başında siz standart maliyet belirliyorsunuz. Ancak dönem sonuna geldi sadece kurlardan farklı değil. Yani burada farklı noktalarda maliyetiniz artabilir. Dolayısıyla da önceden dönem başında göremediğiniz nedenlerden ötürü gerçekleşen maliyet, maliyetin bir şekilde yansıtılması gerekecek. Ancak firmada söz konusu yansıtmanın belirli yıllarda yapıldı, belirli yıllarda yapılmadığını söyledi. Söz konusu yapılmayan yıllar için iktisadi ve teknik icraplara aykırı değildi. Dolayısıyla o dönemlerde yeni kurulan bir firmaydı gibi bazı argümanların olduğunu söyledi. Tutanağı aldık. Şimdi burada karlılığı nasıl tespit edildiğini sorduğumuzda, eğer gerçekleşen kur ile standart kur birbirine eşitse karlılığınız %11. Gerçekleşen kur standart kurdan yüksek ise karlılığınız %11'den fazla ya da tam tersi ise karlılığımız %11'den az olacak. Tabii bu da biz burada gerçekleşen maliyet ile standart maliyeti serbest paralel kabul ediyoruz. Yani birbirine eşit kabul edildi. Ancak bu çok büyük bir yani böyle bir öngörüde bulunmak, yani diyelim dönem başında maliyetini dönem sonundaki tüm riskoları dikkate alma sürede dönem başında bilmemesi çok ciddi bir kapasitesinin olduğunu, yani çok ciddi bir öngörü, yani bunun olma olması da çok düşük olduğunu düşünüyorum. Yani burada da sorumuzda söyledik, standart maliyet iyi maliyettir. Mükemmel bu konuda ben bunu belirledim diyebilir mi? Noktasında yine vergi sultanındaki adli hükümler esaslanma suretiyle mükellefin yaptığı neticede yaptığı özel sözleşmelerin vergi kanunlarına bağlamayacağı düşüncesine sahibiz. Dolayısıyla da maliyetten kastın gerçekleşen maliyet olduğunu dikkat alıyoruz. Dolayısıyla bunu kabul edilemeyeceğimiz. Karlılık oranına ilişkin ayrı bir çalışmamız oldu. Bunu da slaytlarımızda göreceğiz. Yine burada bahsettiğimiz üzere biz burada gerçekleşen maliyeti, fiili maliyeti esas alıyoruz. Karlılık %11'dir. Sektörle alakalı yaptığımız çalışmalarda işte çeşitli firmalar ilgi site mevzularında bulunduk. Sektördeki mükellef kurumu rakip firmaların ilişkili kişilerden aldıkları için bunları temsil olarak alamadık. Daha önceki sunumlarda da söylediği gibi arkadaşlar, yani biz burada ilişkili kişiden alınan ilişkili kişiye yapılan işlemleri temsil olarak alamadığımız için sektördeki firmaların çoğunluğunu emin etmiş olduk. Ürünlerin satıldığı pazarlar farklı olduğu için, ilişki kişi arasında gerçekten fiyat, emsal fiyat alınabilecek mi? Emsallere uygunluk ilgisinde taraflar arasında ilişki bulunmaması durumunda oluşan fiyata vurgu yapıldığı için emsal alınamayacağı düşüncesindeyiz. Dolayısıyla da mükellefimizin burada grup içi kontrol içi işlemleri de vardı. Biz bunları da esas alamadık. Dolayısıyla yaptığımız çalışmanın neticesinde %11 brüt karlılık oranını uygun bir kar olarak belirlemek suretiyle incelememizi nihayet erdirdik. Yani bizim buradaki tenkit konumuz standart maliyet, fiili maliyet. İç emsal yönelik olarak yerli markalı kapı hidroliği ve acil çıkış kilidi satışlarını isabet eden pazarlama satış dağıtım giderlerini burada mükellef kurumuna yönelik önce yapmış olduğu çalışmada mükellef yurt dışına sipariş usulü üzerine imalat yapıyor. Dolayısıyla da mükellefin faaliyet giderlerinin bir kısmı aslında bu ihracatı isabet eden tutarlardan çıkartmamız gerekiyor. Çünkü bunun için ekstra bir pazarlama, ekstra bir reklam giderimiz yok. Yani bu sipariş usulü yapılıyor. Dolayısıyla da böyle bir çalışma yapmamıza baktık ki karlılık yükseldi. Ancak biz burada yine %11 karlılık oranını esas aldık.
ülkede kullanılan fatura listesi ve satış yapılan her bir ürünün fiili maliyetleri istendi. Maliyetlerin dik toplamı gelir tablosundaki maliyetlerle karşılaştırıldı, kontrolleri yapıldı. Fiili maliyeti %11 kar olarak eklenmek suretiyle olması gereken satış fiyatı tespit edildi. Ülkede kurumunun ilgili dönemde zararlı olduğu için zararlar azaltıldı. Dolayısıyla burada şöyle bir durum meydana geldi. Zarar azaltımı yaptıysak kar dağıtıldığı gerekçesiyle stopaj raporu yazılabilir mi? Bu konuda da ufak da olsa bir ihtilafın olduğunu öğrendik. Yani burada transfer katlanması raporunda dağıtılmış, transfer katlanması yoluyla dağıtılmış kazancın dağıtılmış kar payı sayılacağı ifade ediyor. Yani fiili bir dağıtım değil yani. Bu dağıtılmış kar payı sayılacağı düşüncesi. Dolayısıyla da zararlı bir firma transfer katlanması yoluyla örtülü kazançlar atıyorsa stopaj raporu yazılması gerektiği düşüncesindeyiz. Arkadaşlar, yeni bir haftada ayrılacağız. Programı devam edeceğiz.